Tamam anladık, kapa şunu hadi. Tamam biziz. Bir dakika ya, ne oluyor? Eğlencenizi böldüğüm için üzgünüm. Ama geri kalanını izlemek istiyorsanız... gelip benden alacaksınız. Lale bir sakin ol. Önce ne olduğunu anlamaya çalışalım. Nail! Mahvoldum! Ne yapacağım ben? Görkem Kayalar. 1992-1994. Görkem. Görkem ölmüş mü yani? Evet. Ve daha da önemlisi, Görkem senin çocuğun olamaz Mart. Tarihe baksana. İyi de... Görkem kim o zaman? Allah'ım! Beni buradan yırtmayın gerek. Çabuk bas gaza! Bas gaza! Tamam da nereye gideceğiz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu adam bulursa beni öldürecek. Hadi bas gaza diyorum, bas! Tamam. Ne oluyor? Ne saklıyorsun sen bizden? Kazım. Neymiş o üzüleceğimiz şey? Kazım sakin ol. Ya babacığım. Söyle tepeme attırma benim. Alacağım şimdi ayağımın altına, o olacak ha. Tamam otur sen sakin ol. Belli ki bir şey var işte. Yavrum sen de söyle de söyleyeceksen ya. Ya anneciğim öyle önemli bir şey değil. Biz onu ablamla aramızda halledeceğiz. Bak hala ne diyor? Ne dedim ben sana? Ablacığım bir dakika konuşabilir miyiz? Hayır. Abla bak eğer beni dinlemezsen çok pişman olursun. Yani annemle babamı üzdüğün için pişman olacaksın. Hayır. Ya anneciğim babacığım biz iki dakika bir şey konuşup hemen geliyoruz. Yürü. Ne iş çeviriyor bunlar? Aman be Kazım bırak, saçma sapan işlerdir işte. Şey benim sana söylediğim o Fuat'a hani al dedim saati aldın mı onu sen de bana? Saat? Ha. Ha. Baktım ona. Çok pahalı şey beğenmişsin Sabiha. Olmaz o. Kazım. Bak yapma kurban olayım. Ya bu dünürler dünyayı takıyorlar. E bizim de en iyisini takmamız lazım. Ah abla. Kazım yapma kurban olayım. Vallahi bu düğünü bin yıl konuşacak bu Şükran ha. E yani kızımız eksik mi olsun? Öyle saatte eksik oluversin ya. Millet o parayla bir ay geçiniyor. Haberin var mı senin? Görkem benim oğlum değilmiş. Artık bundan eminiz. Evet de kim o zaman? Mert. Gözden annesi değil mi o? Evet o. Ne işi var burada? Bir anlasam. Bu tarafa geliyor, çabuk saklanalım.
Anlayacağın her şey Berna'nın başının altından çıkmıştı. Güzin'in hiçbir suçu yoktu. Sen o zamanlar Güzin'e aşıktın. Berna senden yüz bulamayacağını anlayınca Güzin'e bir oyun oynadı. Haince planlanmış pis bir oyun. Abla, kapat bu konuyu lütfen. Berna yanından kovduğun adamla işbirliği yapıp Güzin'in o malum fotoğraflarını çektirip sana yollamış. Ama o masumdu. O aşağılık adam Güzin'e ilaç içirip bayıltmış. Sonra da o fotoğrafları... Abla, yeter artık, seni dinlemeyeceğim. Sen de fotoğraflarda o adamla karını aynı yatakta görünce deliye dönüp kovdun. O da mecburen gitmek zorunda kaldı. Tüm bunların sebebi Berna'ydı. Karın seni aldatmamıştı. Abla, bu konuyu kapat. Yoksa kalbini kıracağım ha. Gerçeklerle yüzleşmek kolay değil biliyorum ama beni dinleyeceksin. Tüm bunları öğrendiğimde Güzin izini çoktan kaybettirmişti. Sana bunları anlatmadım çünkü seni ve Ozan'ı üzmek istemedim. Aradan çok uzun yıllar geçmişti. Yıllarca bu sırrı sakladım ama artık Berna'nın kim olduğunu öğrenmen gerekiyor. Abla, bunları bilmediğimi nereden çıkartıyorsun? Ben her şeyin farkındayım. İşte sırf bu yüzden Berna'yı elde etmeye çalışıyorum. Ne? Kapı artık kilitli değil Berna. Nereye istersen çıkıp gidebilirsin. Artık çok geç. Çok geç artık. Çok geç. Çok geç. Artık çok geç. Korkunun ecele faydası yok Banu Hanım. Boşuna uğraşıyorsun. Öyle mi? İyi. Hadi git söyle o zaman. Ama önce kapıya bir ambulans çağır, tamam? Bunu mu söyleyecektin? Beni böyle korkutamazsın. Annemler senin okumadığını öğrenince ölmezler. Ama babam seni öldürebilir, o ayrı. Benim yüzümden öleceklerini zannetmiyorum. İlk darbeyi böyle alırlar ama. Aması ne? Asıl öldürücü darbeyi sen vurmuş olacaksın. Ne demek o? Şu demek. Biricik kızlarının pavyon şarkıcısı Sedef'le, üstelik dünürleri Ahmet Bey'le planladığı sahte düğünü öğrenirlerse kalplerine iner herhalde. Ne dersin Suna Hanım? Yapamazsın. Bunu söyleyemezsin. Bal gibi de yaparım Suna. Bu eve mahkum olduktan sonra, arkadaşlarımı kaybettikten sonra Fuat'la evlenmişim sence, çok mu? Sen var ya. Sen deyip durma. Benim kadar, hatta benden daha kötü bir iş çevirdin sen annemlerin arkasından. Söyleyemezsin. Eğer söylersen bunun ucu sana da dokunur. Dokunsun ya. İstediğini yap. Karar senin Suna. Ya annemler kızlarının yalanlarını öğrenirler ya da var ya mutlu mesut hayatlarına devam ederler. Hayır efendim. Bu sefer senin tehditlerine pabuç bırakmaya niyetim yok. Söyleyeceğim. Hoşça kal Aleyhisa. Güle güle. Şey, bir dakika. Şimdi ben anlayamadım da biz sevgili miyiz yani? Evet, öyle de diyebiliriz. Ama unutma, şimdilik deneme sürecindesin. Bakalım beni gerçekten hak ediyor musun? Tabii tabii, anlıyorum. Ama şimdi benim gitmem lazım. Ders çalışmam gerekiyor. Tabii sevgilim, git. Ders çalış ki derslerinden eksik kalma. Ne oldu Ali İhsan? Bir şey söylesene, iyi misin? Alihsan. Ne oldu oğlum? Ya Sabiha, halimize bakmadan kime gösteriş yapıyoruz ki biz? Kazım, ama ben çok istiyorum. Tamam, acık kemer sıkacağız ama... Ya benim kemerde sıkacak deli kalmadı be! Bittim diyorum sana, bittim! Suna? Söyle bakayım, ne oluyor? Gene bir halt mı yedi bu deli? Yavrum, ne söyleyeceksiniz söyleyin ya. Daha düğün alışverişine çıkacağız. Şey anne.
Yok bir şey. Yani biz aramızda halledeceğiz. Onu diyecektim. Basit bir konu zaten. Madem öyle de niye ortalığı velvele verdin o kadar? Baba çok kızdırdı beni. Niye kızdırdı? İşte oluyor öyle kardeşler arasında. Vay vay. O da dua ediyor baksana. Belki de tanıyordur Görkem'i. Daha 2 yaşındayken ölmüş. Yazık. Tüylerim diken diken oldu Mert. Zavallı çocuk. Gidiyorlar galiba. Ne yapsak? Takip edeceğiz Deniz. Görkem'in kim olduğunu bulmak zorundayız. Hadi o zaman. Hadi. Çabuk ol Melih. Gidebildiğimiz kadar uzağa gidelim. İkimizi de öldürecek. Nail ikimizi de öldürecek. Lale, bir sakin olur musun? Beni de tedirgin ediyorsun. Her şeyi biliyormuş. Başından beri biliyormuş zaten. En iyisi şehir dışında bir otele gidelim. Orada düşünürüz ne yapacağımızı. Ne yaparsak yapalım bulur bizi. Önce beni öldürecek, sonra seni. Hatta ikimizi aynı anda. Lale bir sakin ol, tamam bulacağız bir çaresini. Mesaj geldi. Nail'den. Ne yazmış? Benden kaçamayacağını hala öğrenemedin mi? Boşuna uğraşma. Cehennemin dibine de girsem orada bulurum seni. Kafaya koymuş, öldürecek beni, öldürecek. En iyisi ilk uçakla yurt dışına kaçmak. Sen tüm bunları biliyor muydun? Ama... Güzin'in o herifle yatakta çekilen fotoğraflarını görünce çıldırdım. Ne yazık ki karımın beni aldattığını düşündüm. Güzin'in gitmekten başka çaresi yoktu zaten. Ama nasıl olur? Güzin'in masum olduğunu bildiğin halde neden onu suçladın peki? Gerçeği öğrendiğimde Güzin çoktan gitmişti. Geç kaldım. Sen nereden öğrendin bunları? Fotoğraftaki o herifin peşine düştüm. Ama ne yaptıysam bulamadım. Meğer korkusundan yurt dışına kaçmış. Ama yıllar sonra... kanserden ölmek üzereyken... beni buldu ve her şeyi itiraf etti. İnanamıyorum. Sen ne yaptın peki? Adam hastaydı zaten, acıdım. Canını bağışladım. Çok geçmeden... can çekişe çekişe öldüğünü öğrendim. İlahi adalet işte. Ama Berna cezasız kalmamalıydı. Her şeyi bildiğim halde Berna cezasını çeksin diye yıllarca bekledim. Ama neden? Doğru zamanı bekledim abla. Ben yıllarca acı çektim. Berna da acı çeksin. Hatta sürünsün istiyorum. Onun yüzünden ailem paramparça oldu benim. Şimdi ben onun adresini mahvedeceğim. İçimdeki intikam ateşini ancak böyle söndürebilirim. Ya anlatsana Ali İhsan, ne oldu? Ali İhsan oğlum dilini mi yuttun? Bak kıracağım kafanı ha. Kabul etti abicim. Artık benim de bir sevgilim var. Oh be sonunda. Hayret. Demek ki o saçaklı cadalozun da bir kalbi varmış. İyi yani artık kurtulduk. İstediğin oldu. Sizin sayenizde abicim. Siz olmasanız ben bu işi hayatta beceremezdim. Tamam tamam. Tamam abartma. Bana hayatımda daha önce hiç kimse böyle bir iyilik yapmamıştı. Sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Ay Bike'yi benden uzak tut. Yeter. Buradaki görevimiz bitti Özgürcüm. Hadi gidelim biz. Hadi görüşürüz. Hadi Ali İhsan, yine 4 ayak üstüne düştüm. Koçum. Aval aval bakma Ali İhsan.
Artık senin de bir sevgilin var. Koy halini ortaya. Ara buluşun. Sevgilim, neredesin? Tamam, geliyorum hemen. Ne demek hesapta para yok? Bir yanlışlık olmasın sakın, iyice bakın. Tamam. Tamam, anladım. Tamam, teşekkür ederim. Nail hesaplarımı blok ettirmiş. Hiçbir yere kıpırdayamayacağım. Buraya sıkışıp kaldım. Lale, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın panik yapma. Söyle ne? Ne oldu, söylesene. Biri bizi takip ediyor. Sanırım Nail'in adamı. Kesin yakalanacağız. Hayır efendim, yakalanmayacağız. Tek akıl senin kocan değil. Emrettiğiniz gibi takipteyiz Nail Bey. Güzel güzel. Sakın kaybedeyim deme. Haber bekliyorum senden. Peki efendim. Suna. Banu ile sizin aranızda ne oldu kızım? Yoksa bir şey için sıkıştırıyorum seni. Babacım, kapattık biz o konuyu. Bak öyleyse korkma, söyle. Onun kabahatini saklama benden. Yok baba, öyle bir şey. Ben seni bilirim. Vicdanlısındır. Düğün önü bir tatsızlık çıkmasın diyorsun ama besbelli bir yaramazlık yaptı gene bizimki. Evet baba. İşte onun da huyu böyle. Bazen deli ediyor beni. Ama ne yapalım, senin de huyun böyle değil mi kızım? Güzel kızım benim. Dürüst, akıllı, sabırlı kızım benim. Babam. Canım babam benim. Biz bu bağının düğün için didinip duruyoruz ya. Evet. Ben senin için de dua ediyorum be kızım. Kız vermek gerçekten çok zor ama telli duvakta çıkacak bu evden. İyi bir aileye gelin gidecek ya. Darısı senin başına be kızım. Baba, sen bu düğünün olmasını çok istiyorsun değil mi? İstemez miyim? Artık sizin mutluluğunuzdan başka ne isteriz ki biz? Of, hayır anne. Ben Ertunç'a anlattım, o biliyor programımızı. Hayır anne, bilette bir hata yok. 15'ini 16'sına bağlayan gece çarşamba günü gidiyoruz Almanya'ya. Tamam, öpüyorum ellerinden. Uf, hayırlısıyla bir binseydik Şurça. Fuat, ne yaptın? Çok merak ettim seni, niye aramadın? Niye çağırmışlar tekrar? Şimdi çıktım Sedef. Haberler hiç iyi değil. Burada hırslı bir polis var. Takmış kafayı yine sizin cinayetine. Çözeceğim diyor, başka bir şey demiyor. Nasıl yani? Hala araştırma mı yapıyorlar? Ne yazık ki evet Sedef. Var ya, ipin ucunu bir tutarsa bizim soygunlara kadar gelir bu herif. Canım çok sıkıldı. Of, inanmıyorum ya. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Bir de Banu'nun bizim işleri nereden öğrendiğini biliyorum artık. Nereden öğrenmiş? Gelince anlatırım. Tamam peki. Hadi gel, bekliyorum. Evet, bu Alistan olayından da alnımızın akıyla çıktık. Ya en çok da o Aybike cadısından kurtulduğumuza sevindim. Sen mi, ben mi? Ya sen nereden çıktın Lara ya? Lara kim ya? Eski sevgilim. İki gündür buluşalım diye arıyor. E niye açmıyorsun? Kötü mü ayrıldınız? Yo hayır, ne bileyim. Şimdi bir garip oldum. Canım niye garip olsun? Kız belki seni özlemiştir. Öyle mi diyorsun? Ya ne kaybedeceksin ki? Buluş bence. Evet, kaybedeceğim, kaybettim. Dur ben şu kızı arayayım. Hadi eyvallah. Güle güle. Ya Özgürcüğüm, ben çok bunaldım. Eve gidip belgesel seyredeceğim. Sen de gelsene. Canım ya, benim de ders çalışmam gerekiyor. Ben seni akşam arasam? Ya akşam erken yatarım galiba. Yarın konuşuruz artık. Görüşürüz. Biraz daha gaza bassın, adamı kaybedeceksin. Tamam, anladık.
beni korkutuyorsun. Sen dediğim ya, birazdan onları anlatacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Kaçırdın adamı. Kolaysa kendin yapsaydın. Dördün işte ne attıklarını. Az kalsın canımızdan alıyordu. Durdur arabayı, çek şuraya. Gözden odasına gidiyorlar herhalde. Evet. Ya Mert, Görkem'in kim olduğunu Gözde'ye soramayacağımıza göre... Annesine soralım diyorsun. Evet. İyi de annesi bizimle konuşur mu Deniz? Yani bu... Çok hassas bir konu gibi geldi bana ama. Ya belki konuşur. Annesi beni seviyor. Bence şansımızı bir deneyelim. O zaman onlar hastaneden çıkana kadar bekleyeceğiz. Tamam, bekleyelim. Bunu Nail Bey'e sen anlatmak istersin ha? Ne de olsa adamı kaçıran sensin. İyi tamam, ver. Nail Bey? Ne oldu, hallettiniz mi? Efendim, arabayı kaybettik. Gerizekalılar. Küçücük bir çocuğu takip etmeyi bile beceremediniz. Efendim? Tamam. Kes. B planına geçiyoruz. Bak, bu sefer bir sorun çıksın istemiyorum. Anladın mı beni? Anlaşıldı efendim. Belki bu sefer onları atlattık ama... Çektiğim mesajı sen de gördün. Nail beni bulmadan asla vazgeçmeyecek. Sonunda beni bulacak ve öldürecek. Lale tamam, sakin ol. Kimseye bir şey olmayacak. Melih, ikimizi de yaktın. Eğer o kaset olmasaydı... Lale! Yeter artık. Tamam, sızlanmanın bir faydası yok. Olan oldu. Ayrıca senin de sütten çıkma kaşık olmadığın kesin. Tek kaçamağını benimle yaşamadın değil mi sonuçta? Lale. Affedersin bak... Öyle demek istemedim. Bak şu ileride bir motel var. Oraya gidelim. Sakin kafayla düşünelim ne yapacağımızı, tamam mı? Tamam. Mustafa. Berna'ya karşı bu kadar öfkeli olmanı anlıyorum ama. Ya Celal ya Mert. Onların hiçbir günahı yok. Yaptıkların sadece Berna'yı değil, onları da çok üzecek. Sen merak etme. Ben her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladım. Sana yemin ediyorum onların canı yanmayacak. Hatta Celal'e çok büyük bir iyiliğim bile olacak. Bir saniye. Sen bütün bu olanları nereden biliyorsun? 3 yıl kadar önceydi. Celaller bu eve taşınırken... eşyaların arasında tesadüfen... Güzin'in o malum fotoğraflarını gördüm. Tam elimi atacakken Berna geldi. Bir tuhaflık olduğunu anladım. Sıkıştırınca da her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Klasik Berna işte. Kurnaz. Ama zeki değil. Her zaman bir açık verir. Sonra? Sonra bir şekilde Güzin'e ulaştım. Ama o evlenmiş, kendine yeni bir hayat kurmuştu. Seninle konuşmamamı söyledi. Sen de o da kendi hayatınıza devam edecektiniz. Artık yeni bir başlangıç yapmak için ikiniz için de çok geçti. Sonra Berna... Olanları sana anlatmamam için bana yalvardı. Biliyorsun ben Celal'le Mert'i çok severim. Onları acıdım. Hoş. Seninle konuşsam ne değişecekti ki? Neyse artık geçmişi bırakalım, geleceğe bakalım. Yalnız benim kapatmak istediğim hesaplar var.
Ben yüzüne güvenmeyerek yaptığım hatanın bedelini ödedim. Şimdi sıra Berna'da. O da yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ama Mustafa... Bak, sana söz veriyorum. Celal ile Mert'e dokunmayacağım. Ama Berna'yı affedemem. Bu oyunu sonuna kadar oynayacağım. Yalnız senin de yardımına ihtiyacım var. Peki sen? Sen bu oyunda benim yanımda mısın? Banu'nun değil mi o? Işık sıpası. Rahmetli anacığım elleriyle örmüştü bunu. Ben de çeyizine koyayım diyorum. Bakarsın belki onun da kızı olur. İnşallah Sabiha, inşallah. Torun evlattan daha tatlı olur diyorlar. Öyleymiş. Kasım. Onu gerinlikle bir görseydin, böyle su damlası gibi bakmaya kıyamazsın. Kıyamam tabii ya ben onlara. Hadi gidelim de şu saati de alalım. Ne? Gerçekten mi? Alacak mısın? Elimizde avucumuzda ne varsa dökeceğiz artık. Bir kere evleniyorlar. Canım feda kızlarıma. Ay biliyordum. Biliyordum. Benim kocam her şeyin en iyisini yapar demiştim kendi kendime. Ne zorluklarla büyütüyoruz be Sabiha. Üniversitede okutuyoruz. Artık son görev. Bunu da yapalım. Gerisini kocası düşünsün. Dur. Hadi anlat. Çok merak ettim. İğnes'in evlilik hayali kurdu. Aşık oldum dediği kız kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Banu Türkoğlu. Ne? Banu bizim işleri. Soygunların detaylarını yine sizden öğrenmiş. Nasıl yani? Çocuğa oyun mu oynamış? Ağzından laf alabilmek için ondan hoşlanıyor gibi mi yapmış? Herhalde öyle. Banu bir şey elde etmek istiyorsa onun için her şeyi yapar. Ama bu kadarı fazla. Peki sen nereden öğrendin? Polislerden. Polislerden mi? Nasıl yani? Yine sizin telefonda Banu'nun fotoğrafı vardı. İnanmıyorum ya. Bu kızdan korkulur. Gerçekten korkulur. Vallahi gülüm. Artık o korksun benden. Polisler Banu'nun adresini arıyor. İfadesini alacaklarmış. Ne yapacaksın peki? Önce Banu'yla konuşacağım. Eve girdik Nalbi. Güzel. Konuştuğumuz gibi. Bu sefer sorun çıksın istemiyorum. Beni gelişmelerden haberdar et. Anlaşıldı efendim. Bu defa hiçbir sorun çıkmayacak. Küçük bey görsün bakalım bizimle uğraşmak ne demekmiş. Ahmet amcayla konuşmak lazım. Vallahi kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin Suna. Ya da sen bilirsin. İstersen anlat. İkisinin de kalbine iner. Efendim Fuat. Banu, hemen buraya gel. Ne oluyor be? Ne bağırıyorsun? Çabuk dedim, hadi. İyi tamam. Üf, geliyorum. Ne oldu? Neye delirdi şimdi bu? Allah bilir ne yaptıysan. Ne zaman çıkacak bu kadın ya? Biraz sabırlı ol Mert. Birazdan çıkar. Ya Deniz, kafam öyle karışık ki. Ya Görkem 1992 doğumluysa benim çocuğum olma ihtimali yok demektir. Haksız mıyım? Orası kesin. Artık ondan eminiz.
Gözde mezarın başında neredeyse ağlayacaktı. Çok sevdiği biri olmalı. Evet ama kim işte? Çıktı. Nurhan teyze merhaba. Merhaba Deniz'ciğim. Merhaba Mert. Merhaba. Şey, vaktiniz varsa sizinle biraz konuşabilir miyiz? Bizim sormak istediğimiz bazı sorular var da. Tabii. Buyurun, hadi bakalım. Aşkım! Ay Ali, sen ne yapıyorsun? Kütüphane değil, sessiz ol biraz. Ne yapayım? Aşığım ben, dayanamıyorum. Orasını anladık zaten de, biraz sessiz ol. Sen nasıl istersen sevgilim benim. Sen ne çalışıyorsun bakayım? Ay ne yapacaksın Ali, sen ne çalıştığımı? Birlikte çalışırız diye dedim. Ay bak yapma hayatım, yani böyle şeyler için henüz erken. Ben anlamam erken merken. Dayanamıyorum. Hem bak ben seni kaybedersem yaşayamam ha. Ay neyi kaybediyorsun Ali, sen saçmalama, niye kaybediyorsun? Ver bir öpücük o zaman. Öldüm ya, öldüm. Ay bir kece dası yüzünden yapmadığımız şaklabanlık kalmadı. Aa, ya bu evin hali ne böyle ya? Yok, Melih bu kadar dağıtamaz bu evi. Ya bu işte kesin bir iş var. Yoksa hırsız mı girdi bu eve? Evet ya, kesin hırsız girdi. Hemen polisi aramam lazım. Çabuk kapat o telefonu. Hoş geldiniz, buyurun. Biz bir oda istiyoruz. İki kişilik mi olacak efendim? Olur. Kimlik alabilir miyim? Alırsın alırsın, acele etme. Hanımefendi çok yorgun. Hanımefendiye yardımcı olun lütfen. Kimlik mimlik sormuyorsun. Peki efendim. İsme de Ahmet Tokmak yaz. Tamam mı? Nasıl isterseniz. Arabayı da güvenli bir yere çekin. Kimse görmesin. Bizi bugün hiç görmediniz. Peki efendim. Siz keyfinize bakın. Ama sen benimle hiç ilgilenmiyorsun bebekim. Ay görmüyor musun Ali, sen ders çalışmaya çalışıyorum. Yani ben senin için bu kadar önemsiz bir kişilik miyim? Ay ne alakası var Ali'san? Hadi sen bana bir çay al da gel. Çay mı? Nereden bulacağım şimdi ben çayı? Benim Ali'sanım bulur. Heyt be. Sen iste, ben sana çay ocağı bile açarım. Bekle beni burada, hemen geliyorum. Var ya, tam düşündüğümüz gibi gidiyor. Ali'san dibimden ayrılmıyor. Evet. Böylece Ali'san'ı kullanarak Mevveş'ten intikamımı daha kolay alacağım. Hadi kapatıyorum şimdi damlar bizimki. Sevgilim, çayın nasıl olsun? Açık mı? Ali'san ne yaptın? Evet Deniz, sizi dinliyorum. Ama fazla vaktim yok. Şey, bakın bu sorunun cevabı bizim için çok önemli. Umarım bize yardımcı olabilirsiniz. Evet. Görkem kim Nurhan teyze? Görkem mi? Böyle birini tanımıyorum. Bakın, hassas bir konu olduğunu tahmin ediyorum ama... Tanımıyorum dedim ya. Başka sorunuz yoksa ben gidiyorum. Nurhan teyze yapmayın. Bugün sizi Görkem'in mezarının başında gördük. Lütfen bize yardım edin. Bunu sizden başka kimseye soramayız. Peki. Size her şeyi anlatacağım.
İstiyorsun. Ne işin var burada? Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Git buradan. Mahvettin beni. Olanlardan dolayı kimseyi suçlayamazsın. Evde kimse var mı? Git. Konuşmayacağım. Konuşacaksın. Evde kimse yoksa izin ver de içeri gireyim. Bu çok... Eski ve çok acıklı bir hikaye çocuk. Eğer bunu sorarak sizi üzdüysek çok özür dileriz. Ama inanın Görkem'in kim olduğunu öğrenmek bizim için çok önemli. Nurhan teyze, Gözde'nin Görkem'le ne alakası var? Yani Görkem kim? Görkem... Görkem benim oğlum. Gözde'nin de kardeşi. Korkmana gerek yok. Mustafa'ya hiçbir şey anlatmadım. Nasıl yani? Neden? Celal'i ve Mert'i düşündüğüm için. Yoksa seni umursadığım falan yok. Sana inanmıyorum. Mustafa'ya hiçbir şey anlatmadım. İster inan ister inanma. Ama ben Mustafa'yı aradığımda telefonu sen açtın ve az sonra Mustafa'ya her şeyi anlatacağım dedin. Hı. Gözünü korkutmak istedim. Mustafa'ya sadece Celal'den boşandığınız için senden uzak durmasını söyledim. Hepsi bu kadar. İkbal doğru mu söylüyorsun? Yani Mustafa'nın aramızdaki sırdan haberi yok mu? Haberi yok dedim ya Berna. Sağ ol İkbal. Sağ ol. Celal'i bir daha üzmeyeceksin. Yoksa karşında yine beni bulursun. Seni bir daha uyarmayacağım Berna. Görkem, Gözde'nin kardeşi mi? Şey, ben çok üzgünüm. Acınızı tazelemek istemezdim. Yani istemezdik. Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama... evlat acısı öyle bir şey ki... atlatılması, unutulması mümkün değil. Allah kimseye yaşatmasın. Bir de bunu neden herkesten sakladınız? Yani Gözde bana bir kardeşi olduğundan hiç bahsetmemiştim. Onun için daha zordu tabii. Atlatması yıllar aldı. Kolay değil tabii. Yani kardeşine de olsa. Aslında sadece onun için değil. Nasıl yani? Sonuçta Görkem'in ölümüne sebep olan Gözde'ydi. Apar topar çağırdın beni. Soygunları nereden öğrendiğini biliyorum. Yemezler canım. Bunu asla öğrenemezsin. Banucuğum, biliyorum. Ne biliyorsun Fuat? Her şeyi yine sizden öğrendin. Ama... sana bunu kim söyledi? Ya gülüm, yalancının mumu yatsıya kadar. İyi de iğnesiz öldü. Polis seni arıyor Banu. Beni mi? İğnesiz'in telefonunda fotoğrafın, evinde de sana yazılmış aşk mektupları bulmuşlar. Yani anlayacağım başım belada. Görkem Gözde'nin yüzünden mi öldü? Maalesef. Görkem çok küçüktü biz. Biz balkondan düşmesinden korktuğumuz için kapıyı sürekli kapalı tutardık. Gözde'ye de kilidi açmaması için tembih ederdik ama... Gözde kapıyı mı açmış? Evet.
kardeşini çok kıskanıyordu. Yani bilerek mi yaptı, bilmeden mi yaptı bilmiyoruz ama sonuçta kapıyı açarak Görkem'in ölmesine sebep olan Gözde'ydi. Buraya geldik de ne oldu sanki ha? Pasaportum evde. Hepsinden önemlisi bütün hesaplarım bloke edilmiş durumda. 5 kuruş param yok. Ne yapacağız şimdi? Lale, bunu konuşmak için geldik zaten buraya. Ben de eve gidemem. Nail peşimizde. Şimdilik izimizi kaybettirdik. Bizi bulması uzun sürmez. Bir süre burada mı saklansak? Olmaz. Sürekli yer değiştirmeliyiz. Nail'in bizi bulması uzun sürmez çünkü. İyi de böyle sahte kimliklerle ona buna rüşvet yedirerek nereye kadar gidebiliriz ki? Bilmiyorum Lale, bilmiyorum. Acaba uzlaşmayı mı denesek ha? Melih sen delirdin mi? Biraz empati kurmaya çalışsana. Yani senin karın başka bir adamla yatmış olsaydı onunla uzlaşır mıydın ha? Ne bileyim Lale, ne bileyim. Bir yolu olmalı ama. Mehmet arıyor. Hiç açamam şimdi. Aç konuş Melih. Söyle kızı orada kalmasın. O ev onun için çok tehlikeli. Evet, evet. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Efendim Mehmet. Sevgili ev arkadaşını tekrar görmek istiyorsan Lale'yi bana getireceksin. Melih Şahin. Yoksa kendisi sonsuzluğa doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Ona göre. İnanamıyorum. Yani Gözde bunca zamandır bizi kandırdı öyle mi? Evet hocam. Her şey yalanmış. Görkem Gözde'nin ölen kardeşiymiş. Bakın çocuklar, durum gerçekten çok ciddi. Ağır bir psikolojik vakayla karşı karşıyayız. Peki şimdi ne yapacağız hocam? Gözde'nin annesi durumu belli etmemizi istemedi. En doğrusu da bu zaten. Bakın Gözde, Görkem'le ilgili bir şeyler bildiğinizi öğrenmemeli. Ama hocam, Gözde bizi kandırdı. Buna nasıl sessiz kalabiliriz ki? Mert, bak bu kız normal biri değil. En kısa sürede onun bir psikiyatri kliniğine nakledilmesi gerekiyor. Hocam, şu anda Görkem'in kim olduğunu biliyoruz. Ama benim kafamı kurcalayan bir şey var. Gözde ile Mert'in bir çocuğu olup olmadığını hala bilmiyoruz. Evet, bu mesele benim de kafamı kurcalıyor ama merak etmeyin. Çok kısa bir sürede ben Gözde ile ilgili gerçekleri öğreneceğim. Yalnız sizi bir kez daha uyarıyorum. Gözde'nin hiçbir şeyden haberinin olmaması lazım. Usludur, telefon falan yok. Tamam tamam. Ya bari kimin aradığını söyleseydiniz. Özgür diye biri arıyor. Ya bırakın konuşayım. Yoksa çok merak eder. Olmaz, konuşamazsın. Ya ama şimdi telefona cevap vermezsem başıma bir şey geldiğini düşünür, şüphelenir. Öyle değil mi? Tamam, konuş. Ama bir şeyi belli etme. Yoksa yakarım, acımam. Alo Özgür. Mehmet nasılsın? Şey iyiyim. Hayrola, niye aradın? Hiç. Sesini duymak istedim. Aramadım bu sabah. Günaydın mesajı da atmadın. Uyuyakalmışım sevgilim. Ya yatağımı yadırgıyorum galiba. Bütün gece uyuyamadım. Allah Allah. Sen pek uyuyakalmazdın ama. Neyse, okulda görüşürüz. Özgür. Ben okula gelemeyeceğim galiba. Niye ya? Senin sunumun yok muydu? Doğru ya. Sunumum var. Geleceğim tabii. Özgür, bu arada bozayılar sana emanet. Onlara iyi bak, olur mu? Ne? Bozayılar mı? Kızım geç, uzanma. Neyse. Ben kapatıyorum. Görüşürüz. Boz ayı mı? Bu ayılar da nereden çıktı? Evet. Boz
dayılar. Onları çok özleyeceğim. Melih. Günaydın. Günaydın. Ne oldu, bir gelişme var mı? Nail filan aradın mı? Yok, kimse aramadı. Ne bu halin senin? Dün o kız aradığından beri bir tuhafsın sen. Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var Melih? Lale, ne olabilir? Ben eve kız atıyorum, sakın gelme dedim. Sen de duydun. Lale, ben para bulmaya gidiyorum. En azından şehir değiştirelim, burada durmayalım daha fazla. Ben burada yalnız mı kalacağım? Lale, birlikte gitmemiz daha tehlikeli olur. Ayrıca bizi burada kimse bulamaz, sen merak etme. Tamam, ama çabuk gel. Yalnız kalmak istemiyorum. Tamam, sen merak etme. Ağzından bir şey kaçırırsa? Ya polis bir şeyden şüphelenirse? Korkma Sedef. Biliyorsun, Banu'nun uzmanlık alanı yalan söylemek. Ama bu sefer karşısında polisler var. Hayatında ilk defa ifade verecek Fuat. Sakin ol. Kötü bir şey olmayacak. Yani inşallah. Ne oldu? Nasıl geçti? Çabuk anlat. İfademi aldılar. Ne sordular? İğnesizi nereden tanıyorsun dediler. Sen ne dedin? Fuat tanıştırdı dedim. Ya bana ezberlettiklerini söyledim işte Fuat. Serkan tanıştırdı dedim. Serkan'ın askerde olduğunu söyledin mi? Söyledim. Başka ne dedin? Bir iki defa görüştük. İyi bir insandı ama duygularımız karşılıklı değildi dedim. Başka? Ağladım. Öldürüldüğüne inanamıyorum. Zararsız, kendi halinde biriydi dedim. Açık vermedin değil mi? Hayır. Yani sanmıyorum. İyi. Nereye? Ay, günde iki sorgudan fazlası bünyeme zarar veriyor Fuat. İzin verirsen gideceğim. Banu! Bırak gitsin. Var ya, sizden kurtulacağım günü iple çekiyorum ha. Biz sana bayılıyoruz ya. Ay kes Fuat ya, ne olur. Sedef. Ben gerçekten bunun ağzını burnunu kıracağım ha. Bırak onu. Dua et de polisler bir şeyden şüphelenmemiş olsunlar Fuat. Bakın. Benim sözümden çıkmayacaksınız. Bu çok hassas bir konu. Evet, biliyorum kızgınsınız ama öfkenizi saklamak zorundasınız. Ben de bu arada Gözde'nin ailesiyle konuşup onun bir psikiyatri kliniğe yatırılmasını sağlayacağım. Tamam mı? Mert'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Mert, yıl sonu projesi için benden fikir danışmaya gelmiş, onu konuşuyorduk. Öyle mi? Kolay gelsin. Sağ ol. Deniz, bir türlü fırsat olmadı, konuşamadık. Amerika'ya ne zaman gidiyorsun? 18 Haziran'da. Berna'cığım nasılsın? Niye arayıp sormuyorsun? Yoksa özlemedin mi beni? Keyifsizim işte Mustafa. Olanları biliyorsun. Evet, tamam, şu sıralar ablam biraz canını sıkıyor ama artık takılma sen de buna ya. Nasıl olsa yakında o da her şeyi öğrenecek. Haksız mıyım? Evet, haklısın. Ama yine de ne bileyim, canım sıkkın işte. Artık sen evli bir kadın değilsin. Kimseden bir şey saklamak zorunda değiliz. Artık bu kadar üzmeni istemiyorum kendini. Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. Şöyle. Sen de artık bir an önce Celal'le konuşsam diyorum. Bu işi kökünden halledelim artık. Benim sabrım kalmadı. Ya Mustafa, benim de sabrım kalmadı. Yani ben kararımı verdim. Celal'le bugün konuşacağım ve her şeyi anlatacağım ona. Aferin sana Berna'cığım. Ben de senden cevap bekleyeceğim. O zaman kendine iyi bak, tamam? Tamam.
Doğru söylemiş. Mustafa'nın hiçbir şeyden haberi yok. Sona yaklaşıyorsun Berna. Her şeyi biliyorum. Ama sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Houston'daydı değil mi gideceğin hastane? Evet. Gerçekten gidiyorsun Deniz. Bence çok büyük bir fırsat. İnsan hayatında bir kere çıkar böyle fırsatlar. Evet tabii orası öyle ama yine de kararı kendine bırakmalı. Hatta gitmeden Deniz'e bir veda partisi verelim diyorum. Ne güzel olur değil mi? Affedersiniz. Efendim? Okulun karşısındaki parktayım Mert. Deniz'i de al gel. Mutlaka görüşmemiz lazım. Çok acil. Tamam. Geliyoruz. Hocam, Deniz'de çok önemli bir işimiz var. İzin verirseniz çıkabilir miyiz? Tabii tabii çocuğum çıkın. Güle güle. Celal. Celal. Efendim. Seninle konuşmak istiyorum. Seni dinliyorum. Senden neden boşandığımı sormuştun ya. Evet. Boşandım çünkü... Başka biri var değil mi? Pelin, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çıkıyorum şimdi. Pelin, ne oldu? Hasta mısın yoksa? Yok ya, biraz üşütmüşüm galiba. Bir sorun mu var? Yani eğer anlatmak istersen. İyiyim. Her şey yolunda, merak etme. Emin misin? Eminim. Hatta çok iyiyim bile diyebiliriz. Biliyor musun, Zafer'le tekrar birlikteyiz. Çok mutluyum. Öyle mi? Çok sevindim senin adına. Peki sen nasılsın? Sen mutluysan ben de mutluyum. Canım kardeşim benim. Neyse ben çıkayım şimdi, okula gideceğim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Mehveş bize bugün bir sunum yapacaktı. Sanırım gelmedi. Toplantıyı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalabiliriz. Ama başkanım ne alakası var? Biz Mehveş'i beklemek zorunda mıyız? Evet Aybüke. Bu sunum için bütün yıl çalıştı kızcağız. Hatta sunumunu yaptıktan sonra başkanlığı ona devretmeyi düşünüyordum ama gelmedi.
Arkadaşlar toplantı ileri bir tarihe erteliyorum. Dağılabilirsiniz. Sunumu yapan başkanlığı kapacak demek ki. Aybike Başkan, Kitap Kulübü şampiyon. Ne oldu? Ne kıpırdanıyorsun? Ya bugün okulda romantik yazarlar hakkında sunum yapacaktım. Onu kaçırdım. Bak bayan, sen şoka girdin herhalde. Senin hiçbir şey kaçırdığın yok. Kaçırılan sensin. Saçmalama. Uf, ya öyle demeyin ama. Ben bu sunum için çok uğraştım. Ya, durun bari. Size anlatayım. Bakın şimdi. Romantizmin babası Victor Hugo'dur. Başlayacağım babasından, danasından. Başım çatlıyor, şöyle bir kahve olsaydı. Aa, Victor Hugo da kahve bağımlısıymış, biliyor musun? Şu haline bak. Elin kolun bağlı, kaçırılmışsın. Hiç mi korkmuyorsun? Yo. Niye korkayım ki? Sizden bana zarar gelmez. İkiniz de gayet şirin görünüyorsunuz. Evet Beli. Ne konuşacaksın bizimle? Pek iyi şeyler olduğu söylenemez aslında. Ya hadi anlat artık. Çok merak ediyoruz. Bakın. Sakin olacaksınız, tamam mı? Ve benimle birlikte hareket edeceksiniz. Oğlum bilmece gibi konuşmasana. Hani şu Gözde'den aldığımız kaset vardı ya. O kaset yüzünden çok tehlikeli bir adam peşimde ve... Ve? Ve bu adam Mehveş'i kaçırdı. Dün sen neden çağırdın Banu'yu? Ne oldu ki? Vallahi ne konuştunuz merak ettim. Ne dediysen çok kötü geldi eve. Bütün gece uyuyamadı, dolanıp duruyordu. He, şeytan azapta gerek ha? Ya ne konuştunuz ki? Ben istedim gelmesini. Fuat çağırdı. Yani seni üzmesin diye biraz kulağını çektik. Peki Banu benim bu sahte nikah planıyla annemleri perişan etmekten ne kadar korktuğumdan bahsetti mi? Hayır, bahsetmedi. Bakın bence bu iş böyle olmaz. Düğünden önce annemlere her şeyi söylemeliyiz. Ama Suna... Fuat, geç bile kaldık. Gün geçtikçe hazırlanıyorlar, hazırlandıkça daha çok hevesleniyorlar. Suna, sanki annem bilmiyorsun. Biliyorum ama bizimkilerin günahı ne? Bunu onlara yapamayız. Ozan, geldin mi? Şimdi geldim. Sen burada mıydın? Makyajımızı tazeliyorduk herhalde. Nasıl olmuşum? Neyse ki, aç mısın? Aç değilim de. Ne oldu? Niye böyle davranıyorsun bana? Nasıl? Ne bileyim, mesafeli gibi. Seni düğüne davet etmedim diye mi böyle yapıyorsun? Diyelim ki öyle. Ya Ozan, seni düğüne davet etmeyi gerçekten çok istiyorum ama... Niye etmiyorsun? Ya benim eniştem birazcık muhafazakar. Sevgilimle eğer düğüne gidersen benim sonum olur. Neyse Banu, ben daha fazla buna devam etmek istemiyorum. Nasıl yani? Anlamadım. Neye devam etmek istemiyorsun? Ben kararımı verdim. Seni hayatımdan çıkarmak zorundayım. Öyle mi? Nasıl yapacaksın bunu? Aklın kalbine söz geçirebiliyor mu? Çok bilindik bir yöntem kullanacağım. Çivi çivi sökecek. Neden cevap vermiyorsun? Söylesene. Kim var hayatında? Celal.
şey... Sana kim var hayatında dedim? Mustafa. Ben Mustafa'yı seviyorum Celal. Onunla evlenebilmek için senden boşandım. Planım tıkır tıkır işliyor ablacığım. Berna giderek köşeye sıkışıyor. Dün senden çıktıktan sonra Berna ile görüştüm. Tabii konuştuklarımızdan hiç bahsetmedim. Her şey istediğin gibi yani. Ya ablacığım, bana bu konuda yardımcı olduğun için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok sağ ol. Berna yaptıklarının cezasını çekmeli. Ben de en az senin kadar istiyorum bunu. Merak etme. Berna neye uğradığını şaşıracak. Yeter ki sen bana yardımcı ol. Sen Mehveş'in başını nasıl belaya soktuğunun farkında mısın? Deniz, beni buraya suçlayıp abuk sabuk konuşun diye çağırmadım sizi, tamam mı? Eğer yardımcı olmayacaksanız da basıp gidin. Başka bir yol bulurum ben. İyi o zaman. Neden polise haber vermiyoruz? Olmaz Deniz, olmaz. Adamlar çok tehlikeli ya. Niye Mehveş'in hayatını tehlikeye atalım? Bence de. İlk önce Melih'in ne planı olduğunu öğrenmeliyiz. Kadın nerede şimdi? Şehir dışında bir otelde. Ben adamlara Lale'nin yerini söyleyeceğim. Siz de gidip Mehveş'i kurtaracaksınız. Kadını ele vereceksin yani. Ne yapayım Deniz? Hı? Ne yapayım? Bırakayım da adamlar Mehveş'i... Ne diyorsunuz? Beraber miyiz? Olmaz Suna. Her şeyi buna göre planladık. Bizim mutlu olmak için tek şansımız bu. Hani sen başkalarının mutsuzluğu üzerine bir hayat kuramıyordun? Suna çok haklısın ama... Haklıyım tabii Sedef. Sen neden nişanlandın Banu'yla? Ahmet amca kalp krizi geçirdi diye değil mi? Ya kusura bakmayın ama ben de annem ve babam için korkuyorum. Yok öyle kötü şeyler getirme aklına Suna. Ya Sedef, yaşlandılar belli mi olur? Ben annemi hazırlamak için ne kadar çok çabaladım biliyor musun? Bu düğün olmazsa ölürüm diyor kadın. Suna, bu saatten sonra ne yapalım? Her şeyden vaz mı geçelim? Ya vazgeçelim demiyorum. Babanla konuşalım, bizimkilere uygun bir şekilde açıklasın durumu diyorum. Düğün günü öğrenmesinler, korkuyorum diyorum. Annemlere kıyamam, bunu benden istemeyin. Ya bunu anlamak bu kadar mı zor Sedef? Hayır değil Suna. İyi sağ ol. Bu çivi hakkında bana birazcık bilgi vereceksin herhalde Ozan'a. Beni Lara aradı. Lara? Eski sevgilin Lara. Aman Ozan ya, ben de bir şey var zannettim. Köprünün altından akan suları hatırlatmama gerek var mı? Tabii ki yok. Lara ile yaşadıklarınız bizim yaşadıklarımızın yanında. Banu, dinler misin? Lara tekrar denemek istiyor. Biliyorsun ben... Tamam biliyorum. Sarhoş olup büyük aşkını hepimize anlatmıştın. Ama şu anda beni seviyorsun Ozan. Evet seviyorum. Ama kimi sevdiğimi bile bilmiyorum. Damla diye bir kuzenim varmış. Tesadüfen duyuyorum. Ya Ozan niye buna bu kadar takıldın anlamıyorum. Bir zamana kadar anlamadıysam güzel bir şey yok. Yani? Yanisi ben Lara'ya evliyim. Bugün akşam çok keyifli vakit geçireceğiz. Ne? Keyifli vakit geçireceğiz yani öyle mi? Evet. Herkes önünü sevindiriz. Özgür. Özgür. Merhaba. Nasılsın? İyidir abi, sağ ol. Ya ben Mehveş'i arıyorum da nerede biliyor musun? Kitap kulübünde toplantısı vardı. Oradadır herhalde.
Evet, ben de o kulüpteyim ama yok işte, gelmedi toplantıya. Allah Allah, uyuyakalmıştı ama ne olursa olsun ben geleceğim demişti. Neyse, ben merak ettim zaten sadece. Hadi görüşürüz. Açsana Meveş ya. Nereye kayboldun? Zoylar dedim ya, Özgür kesin anlamıştır başımın belada olduğunu. Kurtarır beni. Nail Bey. Nihayet yola geldin ha delikanlı. Tamam, uzatmayalım. Teklifinizi kabul ediyorum. Size Lale'nin yerini söyleyeceğim. Siz de Mehveş'i serbest bırakacaksınız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Gel. Merhaba Bahri Bey. Müsait misiniz? Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Ben deyim. Buyurun. Benimle ne konuşmak istiyorsunuz bilmiyorum ama... Aslında benim de sizinle konuşmak istediğim bazı şeyler var. O zaman önce siz buyurun. Gözde bir şeyler hatırladı Bahri Bey. Aslında çok önemli bir şey. Büyük bir aile sırrı. Görkem'den mi bahsediyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz? Ben bu konuyu Mert ve Deniz'le konuştum. Gözde'nin hatırladıkları ne yazık ki sadece bununla sınırlı değil. Nasıl yani? Gözde'nin hafızası yerine geldi ama... Ne yazık ki numara yapıyor. Ne? Evet, bunu kabullenmeniz zor, biliyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Gözde Mert'e ortak bir çocukları olduğunu ve o çocuğu başka bir aileye emanet verdiğini söylemiş. Bu doğru mu acaba? Bütün bunları benim kızım mı uydurmuş? Uydurmuş dediğinize göre? Hayır Bahri Bey. Bu söylediklerinizin hiçbiri doğru değil. Gözde çocuk falan doğurmadı. Evet canım, tabii ki her şeyi planladım. Şimdi Mehveş'in evine girip sunumunu almam gerekiyor. Burada da devreye müstakbel sevgilim Ali İhsan girecek. Ay hayır canım, ay tabii ki Ali İhsan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Bana bak, eğer başkan olursa seni de yanıma aldırtacağım. Ya, ay şimdi kapatayım var ya, damlar hemen bizimki. Tamam, hadi öpüyorum. Sevgiliyim, baksana ne aldım. Ay, sağ ol Ali İhsan. Çok incesin. Nerede benim teşekkür öpücüğüm? Of, burada olmaz. Öyle olmaz, böyle olmaz. Nerede kaldı bizim sevgililiğimiz o zaman? İyi de, yani böyle okul içinde olmaz ki. Şöyle baş başa kalabileceğimiz bir yere gitsek. O zaman hadi kalk diyorum. Nereye? Seninle baş başa kalabileceğimiz muhteşem bir yere gideceğiz. Neden bana yalan söyledin? Sakin ol Celal. Benimle oyun oynadın. Beni sırtımdan bıçakladın. Yazıklar olsun sana. Her şeyi öğrenmek istiyordun, öğrendin işte. Mustafa için miydi bütün bunlar ha? Beni onun için mi sattın? Sana inanamıyorum. Berna. Ben sana aşıktım. Benim için hayatımda bir tek sen vardın. Celal. Bak. Mert'e şimdilik bir şey söylemeyelim. Zamanı gelince...
Ozan ve Lara ha? Yeniden. Ay gerçekten çok komiksin Ozan. Nesi komik? Ozan, kendini kandırıyorsun. Hiçbir işe yaramaz. Bence kızın da boş yere vaktini alma derim. Vallahi dün gece halinden çok memnun gözüküyordu. İşe yaramaz Ozancığım. Kalbin başkasıyla doluyken yeni bir başlangıç yapamazsın ki. Evet, seni seviyorum. Ama dün gece... Ne? Dün gece ben kendimi uzun zaman sonra onun yanında güvende hissettim. Biliyorsun, Lara'ya eskiden aşıktım. Dün öpüşünce ona tekrar aşık olabileceğimi anladım. Öpüştünüz mü? Evet, sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Banu, bu öylesine bir şey değil. Lara ile ben tekrar deneyeceğiz. Artık sen yoksun. Bitti. Ya Ozan! Ozan bekle! Oh, bak sevgilim, ağaçlar çiçek açmış. Börtü böcek heyecan içinde. Senin de için kıpır kıpır olmuyor mu? Getire getire nereye getirdin salak? Efendim hayatım? Hiç canım. Diyorum ki şöyle baş başa kalabileceğimiz bir yere gitsek diyorum. Burada da baş başa değil miyiz? Öyle değil Ali İhsan. Yani burada rahat değilim. Anlamıyor musun? Yani şöyle ikimizin yalnız kalabileceği bir yer diyorum. Ev gibi mesela. Nela abimin evi olur mu? Olur. 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 Ne zaman gelecek bu adamlar? Ne bileyim ben. Gelirler birazdan işte. Özgür arıyor. Kesin Mehveş soracak bana. Bak, sakın bir şey belli etme. Evde uyuyor filan de. Efendim Özgür. Deniz'cim, Mehveş'le konuşabildin mi? Bugün evdeymiş, dinlenecekmiş. Ne oldu ki? Sabah konuştum. Gece uyuyamamış ama okula geleceğim demişti. Kapatırken de bozaylar sana emanet gibi bir şey söyledi. Ya merak ettim. Bir tuhaflık var sanki. Siz bugün konuştunuz yani. Evet, bir kere o kadar. Özgürcüğüm bak, endişelenecek bir şey yok. Mehveş bugün biraz dinlenecek, tamam mı? İyi, sen öyle diyorsan. Görüşürüz. Görüşürüz. Mehveş Özgür aramış. Demek ki iyi. İşte bu iyi haber. Ya, ama ben kendimi çok kötü hissediyorum. Yani Özgür'e yalan söyledim. Allah Allah, başlama yine Deniz. Mehveş'in iyiliği için yaptım bunu. Vicdan abidesi olma iki dakika. Şunlar değil mi adamlar işte? Evet. Melih Şahin, sen benimle geliyorsun. Tamam. Konuştuğumuz gibi. Ben sana Lale'nin yerini göstereceğim. Siz de bu arkadaşlara Mehveş'i vereceksiniz, tamam mı? Onlar bu arkadaşla gelecek zaten. Sen önce Lale Hanım'ı ver de gerisi kolay. Yürü. Yürüyün. Gözde'nin böyle bir oyun oynadığına inanamıyorum. Demek bu kadar ileri gitmiş ha? Maalesef öyle. Evet, bunu kabullenmenin de zor olduğunu biliyorum ama yapacak bir şey yok. Yani siz şimdi ortada böyle bir çocuk ve doğum olayı yok diyorsunuz öyle mi? Hayır. Hayır yok. Ama Gözde'nin bu hikayeyi anlatırken nereden esinlendiğini biliyorum sanırım. Biraz daha açık konuşabilir misiniz? Biliyorsunuz Bahri Bey, bundan 2 yıl önce uyuşturucu problemi yüzünden Gözde'yi yurt dışında bir rehabilitasyon merkezine götürmek zorunda kalmıştık. Lise yıllarıydı ve onu Mert'ten ayırdığımız için bize çok kızmıştı. Doğru olanı yapmışsınız. Gençlere bunu anlatmak kolay olmuyor tabii. Neyse, bu süreçte ben hep Gözde'nin yanındaydım.
Tedavi 2 yıl sürdü. Bu arada kendine bir arkadaş edinmiş. Kız Gözde'nin yaşlarındaydı. Hamileydi. Ve çocuğu doğurmak istiyordu. Doğurdu mu peki? Evet. Bir aileye evlatlık verdi. Gözde bu hikayeden çok etkilenmişti. Kendi yaşamış gibi anlatmış işte. Evet. Ne yazık ki Gözde'nin durumu hiç iyi değil. Çok ağır bir psikolojik sorun yaşıyor. Onun için onu bir başka hastaneye, bir psikiyatri servisine nakletmemiz gerekecek. Biliyorum bunu kabullenmek çok zor ama lütfen kendinizi suçlamayın. Zaten günümüzde artık bu tür psikiyatri vakaların düzelmesi oldukça mümkün. Umarım Bahri Bey. Ama Gözde'ye bu durumu izah etmek için sizden bir gün rica ediyorum. Lütfen. Tamam, öyle diyorsanız öyle olsun. Sedef. Merak etme Suna. Annene de babana da bir şey olmayacak. Nasıl? Yani anneni de babanı da düşünmekte haklısın. Tabii ama... Nedir o zaman Sedef? İşte konuşmak zorundayım Ahmet amcayla. Zorunda değilsin. Çünkü Fuat Banu ile evlenecek. Ne? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ya bu sırrı şimdiye kadar senden sakladım. Çünkü omuzlarına daha fazla yük vermek istemedim. Yani ama anladığım kadarıyla bu senin için yük değil, rahatlama olacak. Ne diyorsun sen Sedef? Suna, ben düğünden 2 gün önce annemi de kardeşimi de alıp gidiyorum buralardan. Nereye? Almanya'ya. Bunu senden başka kimse bilmiyor. Gidecek misin? Sen ciddi misin? Neden o zaman? İnan bana Suna. En doğrusu bu. İşte otel burası. İnşallah bizimle oyun oynamıyorsundur Melih Şahin. Birazdan kendi gözlerini görürsün. Ne kadar burada bekleyeceğiz? Haber bekliyorum. Lale Hanım bize teslim edilince ben de sizi arkadaşınıza götüreceğim. Mehveş nerede peki? Hadi ya, çok mu akıllısın sen? Şşş, bana bak. Doğru konuş ha. Evde biri yok değil mi Ali İhsan? Yok aşkım, bu saatte kim olur ki evde? Buldum işte. Artık aşkımızın önünde hiçbir engel. Olmuş bu eve ya. Hı hı. Tamam. Anladım efendim. Hadi yine iyisin. Belki birazdan bırakacağız seni. Oh, aman iyi. Otur otur, her yanım uyuştu zaten. Ama arkadaşların istediğimizi vermezse hiçbir yere gidemezsin. Ne istiyorsunuz ki? Lale Hanım'ı. Lale Hanım mı? O kim? Hayatının bağlı olduğu kişi. (Gülüyor)
Ya Ozan, ne çabuk gözden kayboldun. Okulun bahçesinin altının üstüne getirdim. Niye? Ya Ozan, benden böyle vazgeçemezsin ya. Bizden böyle vazgeçemezsin. Banu, biz diye bir şey yok. Hep ben vardım, sen yoktun. Ben bunca zaman sırları, yalanları olan bir kıza aşık olmuşum. Onunla avunmuşum. Ama sen yoktun. Ya Ozan, bizden ne olur böyle geçmiş bir hikaye gibi söz etme. Banu, yapamıyorum, olmuyor. Sen de biliyorsun. Hayatımıza devam etmeliyiz. Ya ama ben sensiz devam etmek istemiyorum. Ben de. Aslında senin gerçekten kim olduğunu öğrenmek için ufacık bir şans. Ya Ozan! Banu, bunu binlerce kez tartıştık. O gün seni gelinlikle gördükten sonra iyice anladım. Bir gün hiç ummadım bir anda. Ya Ozan, diyorum ya, kuzenimin. Banu, her neyse. Ben de arayla yürümesi için elimden geleni yapayım. Bu sefer gerçek bir ilişkisi. Benimciz, yalansız, açıklamaz. Ya, nasıl böyle bitiriyorsun ya? Hiç. Başka şansım yok. Ozan. Banu. Yine. Ben de yapayım. Lara. Kendine bak. Hoşçakal. Taraftan. Neden hala haber gelmedi? Sabırlı olmamız lazım Deniz. Beklemekten başka çaremiz yok. Mert, ne olur Meyveş'e bir şey olmasın. Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Meyveş'e hiçbir şey olmayacak. Sen merak etme. Burası. Evet. Çal bakayım kapıyı. Bir numara yaparsan pişman olursun. Bir daha çal. Lale. Benim Melih, aç kapıyı. Çekil sen. Kuralları biliyorsun delikanlı. Lale yoksa anlaşma da yok. Ama